Burası hoş geldiniz. Benim bu YouTube bugün karşınızda yeni bir beraberim. Bugün abi Mid Dimer oynuyoruz. Dereceli maçtayız. Elo'ları hemen göstereceğim. Karşımızda da Azir var. Azir eşleşmesi böyle aşırı zor bir eşleşme değil ama çok kolay bir eşleşme de değil. Baskı bizim üzerimizde bir şeyler yapmak için. Çünkü adam sadece late game'e gidip farmlamak istiyor sonuçta. Mazir'i kesmek de öyle kolay iş değil yani. Rank şeyi yüksek, range'i yüksek. Ranklar abi gördüğünüz gibi Emerald 3, Emerald 4 arası. Şu şekilde göstereyim size bakın. Aa, çok bir değişim yok. Büyük minyonu mu kaçırdık lan? Çok bir değişim yok. Şu açıdan yok. Ben bugün bayağı bir maç atıp birkaç tane kaybettim açıkçası. Çok güzel gitmedik. Top lane geldi abi iki kere. Bir kere support geldi derken o maçlar gerçekten güzel geçmedi yani. Top lane'de kazanıyorum. En çok hasar da vurmuş oluyorum oyun sonunda ama oyuna katkımız yeterince fazla olamıyordu abi. Bir top lane'sin yani. Karşı mid zaten Aurelion sol oluyor atıyorum. 6-0 oluyor. Ne yapayım ben Aurelion sola yani o dakikadan sonra. Mid lane çok böyle çünkü dakikalara bağlı sistemler şampiyonlar içeriyor daha doğrusu. Aurelion sol mesela. Yenmen lazım abi. İlk 10 dakikada yenmezsen adam oyunu yavaş yavaş kazanmaya başlıyor yani. Maalesef böyle bir karakter yapmışlar oyuna. Yani ne yapayım ben top laner olarak bu durumda. Bir Zuruş daha öldü bu arada. Ona bir Black Magic yaptım ona. Küçük bir Black Magic yaptım. Briar gelmiş. E'miz yok. E'miz olsa bir şey yaparız. O yüzden şöyle yapacağız onun yerine. Hadi ulan ölseydim be. Ne aptal bir karakter yapmışsınız böyle. Sevmiyorum arkadaşlar Briar'ı. Gerçekten. Adam baya ölmeyecek galiba dedi. Bastı yeteneğini. O yeteneği bastığında neredeyse hasar yemiyor zaten şampiyon. Neyse kanser ama yapacak bir şey yok. Güzel abi ben şuradan sarı sopamı da alayım. Benim elim aşırı ısınık şu an çünkü dediğim gibi kaç maç oynadım yani. Arka arkaya birkaç maç kaybettim ki ben normalde iki maç kaybettikten sonra çıkarım. Dedim ulan belki de meta değişikliği, belki ben beceremiyorum. Sinirlendim. Bir daha oynadım, bir daha oynadım. Tyler Van abim gibi. Günün sonunda bakın bu maç güzel gidiyoruz şu anda ama yani Vayne Fiora varmış takımımızda bu arada. Bizim takım neymiş böyle? Çok tryhard şampiyonlar oynuyorlar abi. Tryhard şampiyonlar oynamanın üstüne tryhard da oynuyorlar. Gerçekten yani. Bu Elo'nun bizim daha pek zorlanmadığımız bir yer olması gerekirken bugün gerçekten çok sinirlendiğim noktalar oldu. Kendi takımıma daha çok sinirlendim genelde ama noktada şimdi bu çocuğu öldürmesine yardım edelim de benim hasarım o kadar fazla yok şu an 6 değilim. Güzel abi flash'ını aldık. Gayet güzel. Briar bize yeniden gelebilir. Ben Briar'ın flash'ını alamadık o kötü oldu. Bizim flash'ımız olmadığını biliyor şu an. Orada direkt yürüyüp çıkabilirdim bu arada Briar'a karşı. Ben Briar keseriz diye düşünüyordum. Kesemedik abi maalesef. Farm'da iyiyiz gördüğünüz gibi. Farm'da güzel gidiyoruz. Çocuğu bir dürtmek isterim. Zaten kantalım, potum var. Ne oluyor lan? Bak mesela böyle şeylerden bahsediyorum. Ne oluyor lan gerçekten? Ne yapıyorsunuz oğlum siz? Ne ya? Aranan nedir? Aranan ben size buradayım ama yani çıkmam abi kapıya. Manyak mısınız siz? İn aşağıya dedi var. İneyim mi aşağıya ben de? İneyim lan. Dur bakayım bir saniye. Minyonları da almak istiyorum bir yandan. Gerçekten ilk kezler için ölmeye değer mi diye bir düşündüm. Kam diyor eleman. Abi. Hadi geldim hadi. Çal. Helalsin. Ulteyi bekledim orada. Tamam o da öldü. Biz de bir kill çıkaraydık iyiydi. Flashlı oğlum şurayı. Vayne'e gitmesi de çok kötü değildir herhalde. Onu da al. İşte bu. Helalsin. Farmımı alma. O da biraz fazla sana. Sen bir base'e git bir düşün bakayım neler yaşandı burada. Evet abi şimdi size çok ilginç bir şey söyleyeceğim. VP yazdım bu arada. Bu noktada öncelikle ultiyi erken olarak bu kadar kullanmayız. O yüzden güzel bir ultiye kullanımı oldu erken oyunda. Her neyse. Abi şimdi bizim oyun içinde benim çok şikayet ettiğim bir şeydir bu. Erken oyunda parayı çok azalttılar değil mi? Abi erken oyunda para veren ve azaltılmayan bir şey kaldı. Son kalemiz. Bu Bounty Hunter rünü inanılmaz güzel oluyor erken oyunda. Şu anda bakın bana bir kill daha almış gibi para verdi. Bir kill daha alsak 550'ye çıkacak para. Ona yapacak bir şey yok burada. Flash'ım olması gerekirdi. 550'ye çıkacak daha da güzel olacak abi. Süper olacak. Noktada shutdown toplamamızı engelledi diye düşünebiliriz bu ölüm. Hiçbir şey olmaz. Ben gidip bu Azir'i şimdi
tokatlarız diye düşünüyorum. Çok iyi oynamıyor çocuk. Oynamış aslında birkaç kez Azir'i ama henüz daha şey göremedik ondan o açıdan. Gerçi Azir'i zaten erken oyunda oynaması da çok şey değil. Minyon alıyorsun, takılıyorsun. Çocuğa böyle ölmemiz bir tık kötü oldu. Ben tabaka almak istiyordum. Tabakayı vermedik bu arada ona, güzel. Şimdi yalnız intikamımız ağır olmalı. E'si var mı? E'si varsa da atamaz. Askerlerini bitirdi. Nerede oğlumuza? Ultim de duruyor. Briar gelirse diye. Briar gelsin isteriz şu anda çünkü. Ulti yemesek daha iyi olur. Fear'ı yersek zorlaşır işimiz. Yürüyerek gelsin. Herkes gibi, değil mi? Gelsin keselim. Ultimiz duruyor. Gerekirse, gelmezse yani daha doğrusu, Azir'i de keseriz o şekilde. Ultiyi kullanmak komple size kalmış abi. Her kilde ultinizi atacaksınız diye bir şey yok. Şu an bakın ne güzel avantajlıyız yani. Tutuş durumu kullandım onun yerine. Bu da bana hız veriyor bir yandan ya, rünümden dolayı. Nimbus Cloak rünümden. O da çok güzel. Onu da seviyoruz abi. Şimdi bu çocuk birazcık üstümüze yürüse, şöyle bir dayılansa azıcık. Aa olamaz, savunmasız bir aymerim. Aa bu askerle bana vurma. Aa sakın el atma. Yok abi şu anda daha henüz bekleyemedik. Akıllıysa zaten hiçbir zaman üzerimize atlamaz da. E'sini kullandırtmak isteriz. Şuraya gidelim abi onun yerine. Bakın Zinzalımız çok güzel bir şeyler başarıyor zaten şu an burada. Bu da böyle dalgın dalgın yürüyor. O bir kere olur oğlum. Orada kulen yok senin. Ha. Şuruma niye bitti zannediyorsun oğlum? Kuleleriniz gitti. Kuleler yok. Ormana girdi abi yanlışlıkla. Kötü bir hata oldu onun için. Ya bana karşı böyle hareketler yapmasın. Bu çocuk abi neymiş? Emerald 4'müş. 75 LP'ymiş. Yeni düşmüş demek ki Emerald 3'ten. Az önce Nasus oynayarak düşmüş. Support main'miş adam. Random şeyler oynuyor gibi görünüyor. Doldur giriyordur belki de. O neymiş? Elimizi tutturduk. Lucian beni sevdi galiba. Flashlamak zorunda kalabilir miyiz? Tamam, kötü attı zaten. Evet güzel. Lucian'ı belki kesebilirdik orada ama denemedim ben. Gerek yok onunla uğraşmaya şu an. Şu an çok güzel bir base'imiz var şu şekilde. Hadi bir de kitap alalım. Yamın varmış zaten bir tane. Süper abi, hadi gidelim koridora. Ama abi gördüğünüz gibi Azir eşleşmesi ilk başta çok korkunç görünüyor ama aslında o kadar da zor bir eşleşme değil yani. Özellikle bizim böyle yaptığımız gibi erken oyunda bir şekilde öne geçerseniz, ki bu Azir'den olmak zorunda da değil. Şu an öne geçtiğimiz için ama Azir yani baya böyle. Ne yapıyorsun oğlum? Ne bir dürteyim. Elektriklerimi de patlatayım. Elektrikleri hala kullanıyoruz arkadaşlar bu arada. Merak edenler vardı, değişecek mi falan, ne olacak? Değişmiyor abi. Aynı kalacak. Çünkü erken oyunda kullanıyoruz zaten en fazla ve erken oyun için pek de bir şey değişmedi açıkçası. Orta oyunda yani şu anda mesela bir tık daha az önemsiz. Daha az önemli. Yani önemsiz oldu bir tık daha ama yapacak bir şey yok. Sağlık olsun diyeceğiz ona da. Herkesin ürünleri nerflendi. Pek letal tempo. Evet işte bu. Tutuşturu atabilirdik orada isteseydik. Gerek yoktu. Atmadım o yüzden. E'yi atsa o zaman üzülebilirdik ona. Onu da söyleyeyim bak, düz vuruş atmayı unutmayın abi o komboları atarken millete. Madem o kadar her şeyini atıyorsun yani düz vuruş da at abi bir tane. Cimrilik yapma. Şu an bota gitmek fena olmayabilirdi. Gidelim abi bota bir hadi. TP'sini de at çocuk hazır. TP'sini buraya attıysa hemen geldim. Sen öl. Sen öl. Tamam, benim artık zamanım burada kesinlikle justified. Süper oldu. Taretim yok. Birazcık bekleyeceğim. Zaten kule ona vuruyor şu an. Alaydık iyiydi. Ben adama da alacaktım. Adam beni görüyor galiba. Çalıya da baktıysa gelip sonuçta. Hadi. Şimdi ultimiz ölsün. Biz bu çocuğu yeniden de keseriz zaten. Bu Azir'in kafasına vurmaya devam etmek lazım. Yoksa çünkü ileride dayılanır bu bize.
Azir'de oynayacağım abi çok yakında bir videoda. Ondan aslında çekiyorum bu videoyu. Azir'e karşı Heimer'ı bir görün istedim. Bu şampiyon, bu Azir şampiyonu aslında Heimer'la benzer bir rolü kapatıyor bence oyun içinde. Birazcık daha DPS tarafına yakın ama ben zaten DPS oynuyorum bu karakteri biliyorsunuz. DPS tarafında abi Azir Heimer'e karşı mesela ne avantajları var ona kıyasla? Taretlerinizi oynatabiliyorsunuz. Çok güzel bir avantaj. Taretleriniz atak speed'le daha hızlı vuruyor. Mesela bu da ilginç bir olay. Taretlerinizi kendiniz vurdurtmak zorundasınız ama bunun karşılığında Azir'le. Üstüne bir de Azir'in bir deşi var abi. O deşi de bayağı yardımcı oluyor gerçekten onun oyun içinde oynarken. Heimer'ın mesela bir deşi yok ama biz askerlerimizin yani taretlerimizin yanında hızlıyız mesela. Bizim de öyle bir deş tarzı bir şeyimiz var. Deşi yok Heimer'ın ama oldukça mobildir koridor içinde aslında. Karşısında oynaması ondan çok zordur bazen. Çocuğun mesela bir deşi var. Güzel kullanmıyor deşini şu ana kadar. Öldürttü kendini bu salak. Tebrik ediyorum. Azir gelirse diye arkasından ultiye dağıttım ama öyle bir geliş yok. Bu ne lan, bu yeni mi geldi? Birisi buraya atmış. Benim çok param var abi. Ben dönebilirim artık. Ama Azir'i ben bu itemlerle de tokatlarım. O yüzden bilemedim şu an. Bunu tutsa... Buraya mı geliyor? Aynı yerde durmayacaksın abi. Tamamdır. Atlasa bir daha keseriz bu arada. Hiç sıkıntı olmazdı. Çocuklar bana biraz kinlenmişler. Asıl problem ben değilim beyler. 11-1 Vayne yani onu size söyleyeyim. Kesinlikle böyle bir durum var. Şundan da ver moruk bana bir tane. Evet, bugün gerçekten çok fazla maç attım. Kaç kere söyledim bunu bilmiyorum ama o maçların hiçbirinde böyle patlayamamıştım. Videoda olması çok güzel denk geldi. Gerçekten çok güzel bir maç oluyor şu ana kadar. Bu ucu ve zümrütlerin kafasına vurmak hoşuma gitti. Gün boyu onlara kaybettiğim için zaten ayrı bir hoşuma gitti. Bakalım abi bu eleve alışacağım birazcık ben. Bir süre bir alışma süresi elbet olacak. Çok alışmak istemiyorum ama zaten. Çünkü bizim yolumuz daha ileriye. Ama gördüğünüz gibi gayet güzel yani. Mid lane geldiği sürece abi oyunlarımızda kesinlikle ortalama mid lane'den fazla iş çıkardığımızı düşünüyorum. Bu da ne demek? Win rate'imiz yüksek olacak demek abi. Günün sonunda yani oyuna girdiğinizde bir oyun değil abi önemli olan. Win rate'iniz önemli olan. Beni niye kendi takım arkadaşından uzaklaştırdın ki? Takım arkadaşlarından bir de tabii. Kötü bir ulti attı. Ben kuleyi aldım zaten. Kaçtık üstten. Briar da var orada. İşte bu. Abi o yayı elinden çıkarman lazım. Böyle adam geldi diye korkup ellemezsen ölürsün. Gördüğünüz gibi FF'i de verdiler. Süper oldu. 7-1-5. İnanılmaz güzel bir oyun çıkardık. Vallahi hasar görelim. Abi bu noktada onurumuzu muhtemelen Vayne'e versek güzel olur. Adam gayet güzel oynuyordu yani. Biz olmasak da taşırdı bu maçı. Ama onun yokluğunda biz taşırdık aynı şekilde. Burada şey pozisyonu çok güzeldi abi. Geri sarıp bakmak isterseniz şu anda. Maçı nerede kazandık diye düşünüyorsanız. Kesinlikle o şey pozisyonu. Ezler'de adamları quadra killediğimiz pozisyon. Hatta ben size bir daha gösterebilirim bunu neden olmasın. Evet abi şimdi burada biz takılıyorduk. Ezler'e mi insek falan diyorduk. Xinzao kardeşim Ezler'i alalım diyordu. Bu noktada abi gördüğünüz gibi adamlar Ezler'e vuruyorlar zaten. Bizim bot lane'imiz yavaştan geliyor. Ben yavaştan geliyorum. Şimdi bak burada görülmesi gereken birkaç önemli şey var. Öncelikle Ezler'i alabilir miyiz? Adamın çalması lazım. Xinzao W'sunu atıyor biliyorsunuz. E ile atlıyor yanına zaten. Range'i uzuyor Ezler'in. W'yi tutturdu eleman. Tamam mı? Atlayacak. Çalıyor mu? Çalıyor. Helal olsun. Şimdi bu noktada görüyorsunuz abi. Biz zaten burada sayısal üstünlüğe sahibiz şu an. Niye? Çünkü Azir hala uyukluyor orada. Azir ama ben pushlamışım birazcık mı? Gerçi çok pushlamamışım da. Bir tık pushlamıştım. Yeni wave'ler geldi şimdi. Birazcık daha az pushlanmış ama çocuk geç kaldı buraya gelmek için. Bu önemli. Şimdi burada 3v3 aslında şu anda burası. Ben buraya katıldığımda 4v3 olacak. Yumi'miz var çünkü. Gördüğünüz gibi elemanlar burada. Şu anda bizim çocuğu 3 taraftan sardılar. Bir tane Braum'ları var. Bir tane Briar. Bir tane Lucian. Gördünüz mü abi? Ultiye ile kaç kişi standladık? 3 bomba 3 kişi değil mi? Yanlış mıyım? Şuraya hemen bir yorum ek istiyorum yeniden. Hemen göster bana yeniden. Şu ultinin güzelliğine bakın arkadaşlar. Bak. Taretleri koyduk öncelikle. Taretler önemli. Aim'in gelmesini bekledim. Bam bam ve o da Braum'a. Çok güzel. İnanılmaz güzel. Bu noktadan sonra da zaten clean up yani komple. Ben kardeşim de güzel burada. Oynamış gerçekten. Temizlemiş hepsini.
Bu noktada Azir'i ben kesmek isterdim ama Azir'e de ben yetişemem. Flash'ım yok çünkü. Bu noktada onu da Vayne gidip aldı zaten. Bu noktadan sonra zaten taba bastığımızda bak Vayne olmuş 5-0 şununla beraber. Ben 4 tane asist almışım. Bir kilim varmış zaten üstüne. Benim rünümden gelen 300 goldu da katarsan 2-0-4 olmuşuz. Ben sana net söylüyorum. 6. dakikada 2-0 olduysan Aymır'la çok rahat oyunu oradan snowballarsın yani. Zaten burada gördüğümüz gibi de. Burada ben bir kere ölüyorum bu arada. O olur, o kadar olur. Shutdown resetledik dedim ben ona. Çocuğu güzel kestik, onu hatırlıyoruz zaten. Ondan sonra abi kula plakası alıyoruz. Ben full zaten koridorda takılıyorum. Bota gitmek gibi bir derdimiz yok. Burada bir Briar'la şeyi kesmişiz. Onlar abi Lucian tarafından gank yedik. Bir base attık yeniden geri. Geri geldik koridora. Ziza benim koridoru tutmuş mesela. Görmemiştim onu. Azir'i yavaş yavaş şimdi burada mesela dürtüyorum. Dürtüyorum ultiye zaten. Ulti W daha doğrusu. Kestik. Gördüğünüz gibi. Korkunç. Neler yaşandı abi orada? Orayı bir görmek istiyorum ben. Geri götür bizi. Bir tane daha geri götür. Hadi bir tane daha götür. Ne oluyormuş burada? Bu çocuklar niye kaybediyormuş? 8-1-0 adam. Tamam dinliyorum. İşte pozisyonun sonu artık ama geldik abi alandayız. Ben kardeşim kesiyorlar orada. Ki kestirmemiş de kendine E yapmış. Helal olsun. Ben açıkçası zaten bitmiş pozisyonu temizlemeye gelmişim buraya. Gayet güzel. Ama orada olmazsak orayı kaybederdik. Onu da söyleyeyim yani. Onu yapmamız gerekirdi. Azir yine hiçbir şey yapmamış. Abi orta koridorsun, Azir'sin. Elbette yani. Azir oynamak kolay değil. Farm yapman lazım. Kaybediyorsun belki koridorunu ağır bir şekilde ama gel bari yardım etmeye çalış, değil mi? Yanlış mıyım? Yani bu noktada bu oyun zaten bitmiş. Bu çocukları daha suçlamanın bir anlamı yok. Burada Briar gelip beni yine intledi. Bir soru işareti spamlamış ona Azir. Briar da çok mutlu değildir muhtemelen Azir'in 5 kere ölmesiyle. Yine bir soru işareti spamı gelmiş. Görebiliyormuşuz lan bunları. Ben bilmiyordum görebildiğimizi. Biz hafif kuleye dokunayım dedi ama yok abi o iş öyle değil. Koyduk taretleri. Kulesini alıyoruz. Beni uzağa yolluyor mal herif. Orada soru işaretleri gelmiş. Briar'ı kesmişiz. Ve de sonrasında zaten takip koydular. Çok güzel maçtı gerçekten abi. Umarım hoşunuza gitmiştir. Abone olmayı unutmayın.